Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunuza sunumuz. Kınemizde kıtanlar ekranımızda olsun. Amerika bilen Xitay'nın diplomatları Washington'da uçuraştı. Amerika bilen Xitay diplomatları Washington'da uçuruşup Tayvan boğazı Rusya-Ukrayna uruşu qatarlıq meselelerini müzakir kıldı. Xalqaro xabarlar to'rining 1-avgustdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi Shimoliy Amerika va Okean ishlari bo'limining mudiri Yang Tao, Amerika tashqi ishlar ministrligi Osiyo Tinch Okean rayonining yordamchi katibi Daniel Kretenberg va Oqsaroy davlat bexatarlik kengashining Xitoy va Tayvan ishlari direktori Sara Brown tomonidan Amerika davlat xavfsizlik ishlari idorasining markazida kutib olingan. Devlet Xavfsizlik İşleri İdaresi bu vaxtı bayanat ilan kılıp, alaqlaşış liniyasını uçuk kuyuş ve iki taraflık münasifetini mesuliyetçallıq bilen başkuruş üçün elib berilvatkan tereşallıqının bir kısım üsbüti de, iki taraf samimi, mahiyetlik ve ünümlük müzakere elib bardi degen ibarilerge orun verdi. Bayanat diyene iki tarafının Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uğruşu ve Tayvan meselesi qatarlıq bir qatar rayonluq ve dünyavi meseleler doğrusu da fikir almıştırganlıqı, Amerika Saudi Ministeri Gina Raimondo'nun bir neçe ay içinde Xitayını ziyaret kılışını planlığalıqı mı tilgi eylendi. Xi Jinping Xitay armiyesinden uruş iktidarını küçeytişini talep kıldı. Xi Jinping Xitay Kompartiyası armiyesinin kurulğalıqını tebrikleş günü de Xitay armiyesinden uruş kılış iktidarını küçeytişini talep kıldı. Amerika Avazı'nın haber kılışca 1. Avgust Xitay Kompartiyası Korukluq Armiyesi'nin kurulgan günü münasibeti bilen Xitay'nın resmi tarat kolları Xi Jinping'nin yakında Xitay Armiyesi Gharbi Uruş rayonunu tekşürgenlikini ve Xitay askerlerden zamanı bilişini tizletip tayarlıq ve uruş kılış iktidarını küçeytişini talep kılgallıqı haqqıdaki haberlerini bəs-bəsli tarıqtışkan. Bazı tahlilçiler Xitay'nın harbi gücünü göz-göz kılışı arqılıq siyasi uçur tarıqtıvatqallıqını otturgu koygan. Bildirilishicha, Xi Jinping 26 iyul Xitay armiyasi G'arbi qo'mondonlik shtabi hava armiya bazasini ziyorat qilganda so'z qilib, armiyani zamonaviylashtirishni tezlatish, Avasiya o'rinlarining taraqqiyotiga elektronlik taqobil turish yo'nalishini moslashtirish va umumiy jang iqtidorini yaxshilashni ilgari surishning lozimligini ta'kidlagan. U yana Xitay armiyasi yuqori darajalik amaldorlarining boshqarishini kuchaytirib, siyasi hukm qilish va siyasi ijro qilish iqtidori va rahbarlikning urushga tayyorlik qilish iqtidorini o'stirishini talab qilgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitay bu yil harbiy manevrning qaytim soni va salmoqini kuchaytirib, Rossiya bilan bir qancha qatim birlashma manevr tashkillab, Xitayning Amerika va ittifoqdoshlarining tashqi tahdidiga qarshi harakatini aks ettirgan. 140 yıllık rekordunu buzup taşlayan Beijing'deki iğir apet kengaymakta. Xitay Meteorologiya İdaresi Beijing'de yakınki küllerde nurgun Xitaylarının cenini algan ve mal mülkü zor ziyan salgan qattiq yağmurning 140 yıldan buyanki en yukarı seviyeye yetkenlikini elan kıldı. Avrupa haberleri doğrunun bugünkü haberde bildirilişçe Xitay rejimi elan kılgan bayanatta qattiq yağmurda Changpingdeki Wangjiayuan su ambirdeki yağmur miqdarının 744 mm'den eşip ketkenliki haber kılıngan bulup 1891 yılı Xitayda qayt kılıngan 609 mm'lik höl yığın rekordini tunji qetim buzup taşlaganlıqı bildirilgen. Xitay rejimi her xil sırlarda aşkarı buluvatkan iğir kelkün elip gelgen talapetini bolsa yenili yuşurup Beijing'de 11 Xitay'nın ölgenlikini, 27 Xitay'nın yokap ketkenlikini bildiriş bilen küpa ilengen. Xitay taratqoları bütün Xitay'da bir hafta içinde 130 milyonga yakın kişinin tayfun borundan təsiri güfçürganlıqını ilan kılgan idi. Növette kelkün apeti Beijing'a koşuna Xebi ülkesine hücum kılgan bulup, Xebi ülkesinde kelkün xaupi sebepeden 974 min kişi tarqaqlaştırılgan. G'arbiy Shanxi ülkesinde 42 min kişi tarqaqlaştırılgan. Mutaxassislar qattiq issiqdan keyingi qattiq yağmurni klimat özgürlüğünün iğir ko'rsatkichi deb sharhlagan. Xi Jinping tünügün komünist rejiminin resmi televizisinde nutuk sözləb, dairelerini qattiq yağmur sebebinden yokap ketkerlerini kutquzuş üçün barlıq tirişçiliklerini körüstüşke ve onlarının yarlanğalarını davalaş, qaza qılğıçılarının aile tavabiatlarına təsəlli biriş ve ziyanını en tüven çeki çüşürüş məsuliyeti barlıqını, hem de buzulğan qatnaş, xəbərlişiş ve elektr əslahalarını remont qilishqa ve normal işləp çıxırış ve turmuş tertibini tizdin əsliyə gəldirişki səbərbər qılıdığanlıqını bildirib, çalva qığan.
Xitoy mudofaa ministrligi yana popozi qildi. Xitoy davlat mudofaa ministrligi Amerikaning Tayvanni 345 million dollarlik harbiy qo'llashiga qat'iy qarshi turamiz deb jar soldi. Xitoy yer shari televiziya to'rining xabarida qayd qilinishicha, Xitoy davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Tan Kefi Tayvan masalasining Xitoyning ichki ishi ekanligini qayd ta'kidlab, bu masalaning Amerikada o'tishga bo'lmaydigan qizil chiziq ekanligini bildirgan. Tan Kefi Amerikaning Tayvandagi atalmish bo'lguncha kuchlar va ig'vogarchilik harakatlarini qo'llaydiganligini ta'kidlab, davlatining Amerikaning Tayvanni qo'llashiga kuchli qarshi turganligini bildirib, tarixning chaqi Xitoyning birlashishiga qarab yuzlanayotdi. Hech qanday shaxs yoki kuch uni to'siya olmaydi deb popozi qilgan. Amerika prezidenti Joe Biden 29 iyul e'lon qilingan prezidentlik qarori bilan Amerika armiyasining Tayvanga o'zining ambar zapisidan harbiy yordam beradiganligini, qimmati 345 million dollarlik harbiy yordamning mudofaa materiallari, shundaqla harbiy ta'lim tarbiya va mashqlarni o'z ichiga oladiganligini bildirgan edi. Tayvan davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Sun Lifang 29 iyul Amerikaning bu yordamiga rahmat aytib, e'lon qilingan yordam plani Tayvanning o'zini qo'g'dash iqtidorini kuchaytirdi deb bayonot e'lon qilgan edi. Xitoyning Uyg'urlarni davlat halqib go'riga elib bostirayotganligi haqida tekshirish dokumenti e'lon qilindi. BBC yana e'lon qilgan tafsili xabarda oshkorlanishicha, Xitoy chet elda yashayotgan Uyg'urlarga besim ishiltib, Sharq Turkistondagi oila a'zolariga tahdid qilish orqali ularni kishilik huquq faoliyatchilariga qarata josuslik qilishga qistigan. Muhojirlar va faoliyatchilarning BBC'ga oshkorlanishicha, Xitoyning bu xil davlat halqib qo'rqitish taktikasi Uyg'ur jamiyatlarini parchalashga boshlagan. BBC'ning 31 iyul xabar qilishicha, Xitoy rejimi 6-7 yildan beri oilasi bilan ko'rishalmagan Uyg'urlarni o'zlarining nazorati ostida sin yoki telefon orqali ko'rishtirish vositasi bilan chet elda Xitoyga qarshi harakat qilayotgan Uyg'urlarni ko'rishga majburlagan. Xitoy oldi bilan chet eldagi Uyg'urlarni necha yildan beri ovozini anglayolmagan Sharq Turkistonda hayot yashayotgan onasi yoki dadasi bilan telefon orqali ko'rishtirgan. Uzun yillar ko'rishmagan bo'lg'achqa ko'rishish yig'izori bilan to'lg'an. Bu jarayonlarni Xitoy saqchilari nazorat qilib turgan. Orqadan ularni tadrijiy holda chet eldagi Uyg'urlarning ahvolini dokulat qilishga majburlagan. Oxirida qisman irodasi bo'sh Uyg'urlarni o'zlari yashayotgan davlatlardagi jamiyatlarning yig'iniga berib, axborot to'plab, Xitoyga dokulat qilishini talab qilgan. Xabarda bildirilishicha, Xitoy rejimining nazoratchiligida ota-onasi yoki tuqqanlar bilan ko'rishgan Uyg'urlar har xil usullar bilan Xitoyga ishlashga majburlangan. Rad qilg'uvchilarga Xitoy saqchilari Sharq Turkistondagi oila a'zolarining xavfga uchraydiganligi haqida tahdid solgan. Xitoyga ishlagan kishilarning tuyuqsiz pulining ko'payib, turmushining yaxshi bo'lib qolishidan boshqa Uyg'urlarning gumonini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun Xitoy saqchilari ularga shirkat qurib chiqishini tavsiya qilgan. Tadqiqotlarda isbotlanishicha, bu xil anohida taktika odatda Xitoy saqchilari tomonidan ishlatilgan bo'lib, chet elda Xitoy bilan hamkorlashish badaliga ularning Sharq Turkistondagi oila a'zolari bilan silliq aloqa qilish yo'llarini ochib qo'ydi ekan. Chet elda Xitoy bilan hamkorlashish badaliga ularning Sharq Turkistondagi oila a'zolari bilan silliq aloqa qilish yo'llarini ochib qo'ydi ekan yoki kontrol qiladi ekan. Sheffield Universitetidagi doktor David Tobin xizmatdishi Nirola Alima bilan birlikda bu masalalarga oid eng atroflı tadqiqotlarni ishlagan. Ular bir qancha davlatda yashayotgan 200 dan ortiq Uyg'ur bilan suhbat o'tkazish orqali chet elda yashayotgan barliq Uyg'urlarning Xitoyning davlat halqigan bostirish qilmishining qurboni bo'layotganligini yakunlagan. Ukraina urushning pat yaqinda butunlay Rossiya zaminiga yotkildiganligini ilgari surdi. Ukraina prezidentlik mahkamasi ishxonasi maslahatchisi Mikhail Podolyak uzun o'tmay urushning butunlay Rossiya zaminlariga yotkildiganligini ilgari surdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Podolyak ijtimoiy tarmoqdagi adresida Rossiya poytaxti Moskvaga qilingan uchquchsiz havo apparati hujumlari to'g'risida uchur ham bahrlab, Moskva tizli to'liq ma'nodagi bir urushga ko'nidi va bu urush pat yaqinda butunlay urushning obturlarining zaminlariga yotkilib, ulardan barliq qarzlarni yig'ib oladi. Rossiyada bunodan keyin yuz beradigan ishlarning hammasi bir obyektiv tarixiy jarayon. Texamu ko'p noma'lum uchquchsiz havo apparatlar, texamu ko'p yemirilishlar, texamu ko'p ichki to'qunishlar, texamu ko'p urushlar bo'ladi dedi.
Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği 30 iyul Ukrayna'nın Moskova ve Moskova rayonuna uçuşsuz hava aparatlarını işletip hücum kılışka urunğanlığını uxturğan idi. Tosuvelinğan uçuşsuz hava aparatlarının birinin Moskova City Hizmet Merkezi'deki bir igiz binağı soqulup binağı ziyan yetküzgen idi. Ukrayna'nın 24 ve 28 iyuldumu Moskova'a uçuşsuz hava aparatları bilen hücum kılığalıqı ama ölüm yetim ve yarılmış ehvallarının körülmegenliği bildirilgen idi. Trump her qandaq vaqtda ayıplanışke uçuruşu mümkün dedi. Amerika'nın sabiq prezidenti Donald Trump 2020 yıldaki prezidentlik saylam neticesiyle tutkan pozisyası hakkında özünün her qandaq vaqtda ayıplanışke uçuruşu mümkünlikini eytti. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişe, sabiq prezident Donald Trump xüsusi ictimai alaqı subsi Kuras Sauşaldiki yazması da parlamentki besip giriş vaqasının tekşürüşke alahide tayinlengen sabiq baş müpettiş Jack Smith ve onun siyasi görünüşlük qaraqçılar şaykisi menin tinic ve vatanperver şekilde sözlügen nutqum üçün her qandaq vaqtı meni ayıplişi mümkünlikini pereiz kılmaqtı mən dedi. Trump, Amerika Prezidenti Joe Biden lagerinin parıxorluğu ve namuvapıq pul tövleşleri doğrusudaki haberlerini yuşuruşku urunuvatkallıqını təkidləb, bununla qarıta saylamğa arlaşı veliş ve müpettişlerinin hukukunu suistimal qilish deb baha berdi. Amerika'da 10 yıl gruplar ve Donald Trump'nın kolluğucuları 2020 yılı 11 yılının 3. gündeki saylamının neticesini rayısınlaşkı koyan parlament binasıga 2021 yılı 6 yanvarda besip girgen idi. Besip giriş ceryanda bir sakçını koşkandı cemi 5 kişi cindin ayrılgan idi. Trump besip giriş vaqası tüpeyli xalqını topulanğa qudrat qolu qilış bilen ayıplanıp vazifesinin elip taşlaş haqqıda sotuq tartılgan ve 2021 yılı fevralda Kengaş Palatasıdaki belet taşlaşta günahsız dep aqlanğan idi. Avam Palatasıdaki demokratçılar Cumhuriyetçiler Partiyasının narazılıqıga qaramay bir komitet qurğan ve vaqani tekşürüşke başlaghan idi. Növbette Adliya Ministerliğimi bu işqa qarata özünün tekşürüşlerini devamlaştırmaqta. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.